Günaydın. Sabahın 9.30'u. Daha doğrusu benim içim sabahın 9.30'u. Siz tabii istediğiniz saatte seyrediyorsunuz. O yüzden günaydın, iyi öğleden sonraları, iyi akşamlar, iyi geceler, iyi gece yarıları. Artık sizin için hangisi uygunsa. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Da 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 da. Bu bizim kaktüsümüz. Böyle yılda bir kere ve sadece bir gün boyunca açan böyle güzel bir kaktüsümüz var. Biliyorsunuz bunlar sadece bir gün boyunca bu çiçekler açmış vaziyette duruyor. Ve bu sefer dört tane birden. Burada bir tanesi daha açacak. Çok güzel ama değil mi? Evet, o güzelim kaktüs çiçeğinin ardından benim gibi çirkin bir tipi görmek birazcık sizlere eziyet gibi gelecek ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Geçtik yine kamera karşısına. Bu sefer sizlere böyle çok basit bir şeyin tarifini vereceğim. Kaçamak diye bir şey duydunuz mu daha önce? Gerçi YouTube'da falan var. Belki tesadüfen karşınıza çıktı. Belki de gerçekten bildiğiniz bir lezzet olabilir. Çok basit. Sadece mısır unu, su ve tuzla yapılan kahvaltıda daha çok yiyebileceğiniz ama günün her anında da yiyebileceğiniz türden bir yemek ve bir Balkan yemeği aslında bu. Muhlamaya benziyor mu? Yani andırıyor diyebiliriz ama alakası yok aslında. Çok fazla bilmiyorum. Sadece benzer tarafı mısır unuyla yapılıyor olması. Muhlama biraz daha farklı tabii. Yani epeyce farklı kaçamağın yanında. Şimdi onun tarifini vereceğim. Çok kolay. Tabii kaçamağı sadece su ve mısır unuyla yapılmanın dışında onun neyle yiyeceğiniz de önemli. Üzerine pekmez de ilave edip yiyebiliyorsunuz. Aynı zamanda işte yağ eritip ve üzerine ekşimik, işte lor peyniri falan gibi şeyler de ilave edip keyifle tüketebiliyorsunuz. Kaçamak benim çocukluğumdan kalma çok güzel bir lezzet aslında. Benim babaannem lerin tarafı diyeyim daha doğrusu. Onlar çok fazla yaparlardı. Annemin tarafının pek yaptığını görmedim. Hatırlamıyorum ya da biliyor olabilirler. Ama hatırlamıyorum ama babaannemler çok fazla yapardı ve o yüzden çok böyle aklımda kalmış olan bir yemek türü. Hadi şimdi o zaman sizlere bu basit tarifi vereyim. Belki siz de kahvaltıda yaparsınız. Evet, bakın şöyle çayın bir taraftan olmak üzere bir taraftan da ben de kaçamağı yapıyorum kahvaltı için. Bir su bardağı su kullanacağım. Tabii ben iki kişilik yapacağım. O yüzden bu iki kişi için yeterli bir miktar. Bir su bardağı un ve yarım su bardağı mısır ununu ilave edeceğim içerisine. Ama önce suyu kaynatıyoruz. Ve şöyle bir tutam tuz ilave ediyorum suyun içerisine. Bu suyum kaynadı. Şu an su kaynıyor. İçerisine böyle yavaş yavaş mısır ununu ilave ediyorum. Altını biraz kıstım. Gördüğünüz gibi un şöyle toparlandı. Şimdi içerisine tereyağı atacağım. Sadece bu kadar. Ocaktaki işlemimiz bu kadar. Tabii bunun en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi bunu böyle sıcakken tüketmiş olmanız. Soğuduğu zaman kalıp gibi donuyor. Şimdi ben yine yağ eritip üzerine ilave edeceğim. Evet, pul biber ve tereyağını karıştırıp şöyle güzel bir karışım elde ediyorum. Şimdi bunu unun üzerine dökeceğim. Evet, elimde yeni almış olduğum lor peyniri vardı. Şimdi bunu da onun üzerine ilave ediyorum.
mis gibi kokuyor. Evet işte kaçamak bu kadar pratik bir şekilde yapılabilen bir yiyecek. Dediğim gibi bilhassa kahvaltılarda da tüketebilirsiniz. Kahvaltıya çok yakışıyor. Üzerine pekmez de ilave edebilirsiniz. Ceviz ilave edebilirsiniz. Artık canınız nasıl istiyorsa. O zaman bana afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenirseniz, kanalı takip ederseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.